Hepinize merhabalar. Üç çocuklu savaşçı kanalı olarak gene çok değişik, çocukların çok eğleneceğini düşündüğüm ve çok ilgi göstereceğini düşündüğüm bir etkinlikle karşınızdayım. Sizlerle beraber bugün tuz seramiği yapacağız. Biz bunu önceden de yapmıştık ama kanalaşma gibi bir düşüncem olmadığı için arşivimde resim ya da video yok. Hem çocuklarımıza gene değişik güzel bir etkinlik yapalım hem de sizlerle paylaşalım diye bugün hep beraber tuz seramiği yapıyoruz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hem masrafsız hem de çok pratik hem de çocukları çok uzun süre oyalayabileceğiniz, onların bir şeyleri üretmesine vesile olabileceğiniz bir sanat etkinliği. Gördüğünüz gibi hamurumu ben yapmış oldum. Bir su bardağı tuz, bir su bardağı un, yarım su bardağı su karıştırıyorum. Ben biraz fazla olmasını istediğim için bunları 1,5, 1,5, 1,5 bardak tuz, 1,5 bardak un ve biraz da suyu arttırarak biraz daha fazla hamur elde etmek istedim. Siz de kendinize göre azaltıp arttırabilirsiniz. Dediğim gibi çocukları hem uzun süre oyalayacak hem de yaptıktan sonra uzun süre oynayabilecekleri bir etkinlik. Şimdi biraz sonra yine aşamalarını göstereceğimiz şekilde hamurumuza önce çocuklarla beraber istediğimiz şekilleri vereceğiz. Çocuklar neler istiyorsa onları üretmek için hamurları ben ellerine vereceğim. Şekillerimizi yaptıktan sonra yarım saat fırınlayacağız. Kızarmayacak şekilde. Zaten tuzlu bir hamur olduğu için katılaşacak, kuruyacak. Aynı seramik gibi dağılmayacak. Yarım saat fırınladıktan sonra istediğimiz gibi boyayıp üzerine resimler yapabileceğiz. Bu aşamaları hep beraber gelin paylaşalım sizlerle. İyi eğlenceler şimdiden. Evet, biz şekil vermeye başlayacağız. Şimdi şu şekillerimizi yaptıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsimiz hemen onlara koyacağız. Ve bazı küçük mutfak malzemeleriyle istediğiniz şekillere verebilirsiniz ya da elinizle istediğiniz şekillere verebilirsiniz. Evet, Ahmet çok güzel bir kalıp aldı şu an. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler. Büşra'nın önündeki hamur gibi inceltirseniz şekil vermeniz çok daha kolay olabilir. Hem de fırınlanacağı için ince olmasını tavsiye ediyorum. Evet, bunlar ilk postamız. Fırına verilecekler. Hamurumuz hala var. Çocuklar şekil yapmaya devam ediyorlar. Bunları şimdi yarım saat boyunca fırınlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şekillerimizi fırından çıkarttık. Şöyle bir göstereyim. Göründüğü gibi tabiri caizse takır tukur oldu. Amaç zaten fırına verilmesindeki bunun ciddi bir şekilde kurumasını sağlamak. Bu şekilde daha rahat boyayabilirsiniz. Şu an bizim boyamak için şekillerimiz hazır. Siz de fırınızın ısısını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli olan altın üstünün çok iyi kurumuş olması. Tekrardan iyi eğlenceler. Evet, biz şekillerimizi boyamaya başladık. Thank you.
Sanat eserlerimizi boyadık çocuklarla beraber. Şu an kurumaları için bıraktık. Sizlere de şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz.